Peki Hayri, hanıma şiddet uyguladın mı? Ben mi? He. Yok abi, karısından dayak yediği için buraya gelmiş. Şiddet uygulamadım. Hı? Şimdi Hayri, peki şöyle yapalım. Hayri, eşin sana şiddet mi uyguladı, dayak mı attı? Beni dövüyor. Dayak atıyor. Dövüyor. Evet. Dövüyordu, devam mı, evet, dövüyormuş? Yani... Sadece onu değil, kaynanasını da dövüyormuş. Buradan da benim kızımdan da aa diye cevap geldi. Bekle, sana da gelir bir tane hayırlı kısmet, sen de görürsün gibi, bekle. Takılış yapma. Hayri. Efendim Yalçın. Abi bak, helal olsun, delikanlı adamsın, açık açıkta konuşuyorsun. Yani sen eşinden dayak yiyorsun, öyle mi? Benim gücüm yetmiyor, ben yani şey yapamardım Yalçın abi. Vuruyor mu sana? Evet, beni dövüyor. Neden vuruyor? Seni dövdü, neden dövdü seni? Ne oldu da dövdü? Yani diyelim ben çocuğa mesela, yani bizim çocuk biraz yaramazlık yapıyor. Kaç kere dayak yedin sen eşinden? Yani ben 9 senedir ne? Yani sonu biraz alabilir gelmedik, misiniz arkadaşlar? Yani şeyimize gelmedi Yalçın abi. Başımıza çok şey geldi yani. Ne gibi? Yani biz git, annem dışarıda kaldı, ben dışarıda kaldım. Hayır, sen eşinden kaç kere dayak yedin? Çok mu? Ben eşimden yani çok yedim, evet. Çok. Peki neden dolayı sana, yani ne oluyor da dayak atıyordu? Hani erkek milleti genelde işte tabağa ters koydun, işte yemek soğuk geldi bilmem ne oldu yani diye böyle çekilir örtüyü. Yalçın abi, yani ne diyeyim? Yani diyelim ki yemek, diyorum ki yani işte kapları falan yıka diyoruz, babam da diyor. O da dövüyor. O da diyor şey diyor, ben yarın yıkarım. Babam geliyor bu sefer bize şey yapıyor, diyor ki bak kalkmıyor, yetmiyor diyor, yatıyor diyor. Ondan sonra ben de tabii söz geçiremiyorum. Tartışınca da vuruyor yani mu? Tartışınca şey yapıyor, diyelim anam bir şey söylese. Hemen çekini öldürürüm, vururum, kırarım diyor artık. Yani bir şeyler. Yani bayağı sana fiziki yumruk falan attı mı böyle, vurdu mu? Attı, evet. Yani senden iri kıyım mı, iri yapılı mı? Benden iri yapılı, evet. He, iri yapılı. Valla böylesi ilk kez geliyor abi. Şimdi yani sen buna rağmen eşinin dönmesini mi istiyorsun? Dönsün Yalçın abi. Yani çocuklar... Abi iyi de dayak yediğin kadını niye geri istiyorsun sen? Peki... Yeni morattı oldu mu böyle? Sağlam mı vurur yani? Yani şimdi bir ara biz tabii böyle şey oldu, benim bu alnıma fırça değmişti. Ben zorla yani şey oldum böyle. Oğlanı döverdi, oğlan şey önünde kalkmazdı. Yani böyle vurdu. Ben oğlan döverdi, kalkmazdı mı? Oğlan kalkmazdı, evet. Ben kalkamazdım. Ben de yani dışarı çıkardım. Yani öyle sağlam vuruyordu. Evet. O zaman biz bunun ismini değiştirelim, Gülistan'ın ismini. Rocky Gül'ü yapalım, olur mu? Evet. Rocky Gül Oya arıyoruz efendim, ey Allah'ım ya. Şimdi sevgili izleyenler, Hayri Sümer'in eşi Rocky Gülistan, 9 yıllık evli, resmi nikahları var, iki çocuk. Gülistan gittikten sonra eşini, kaynanasını, akrabaları tehdit ediyor şu anda. Çocuğu gönder yoksa gelip ağzını burnunu kırarım diyormuş, öyle mi? Evet, doğru. Ey Allah'ım ya. Abi düşünsene böyle bir hatunla yaşadığını, akşam telefon açıyor, şşş. Geliyorum ha. Hazırla ortalığı yoksa ağzını... Allah korusun. Hayri. Biz seni boşayalım, sana başkasını. Evet, Rocky Gülistan'ı bulduk efendim. Az sonra bağlayacağız. Hayri Sümer'in ve sürekli beni dövüyor diyor. Annesi diyor ki bir koyuyordu, oğlum kalkamıyordu, yatıyordu yerde diyor. Kuvvetli de bir kadınmış. Olabilir. Evet. Ama Hayri buna rağmen seviyorum diyor. Bulduk kadını. Ben ona Rocky Gülistan adını taktım. O da şu anda telefonda gülüyormuş Rocky Gülistan dedikçe. Ne demiş? Gelsin gelsin. Ayağını çağırın arkadaşlar. Buraya geliyormuş. Hayri yürü oğlum, kaçıyoruz. Hanım geliyor. Kısa bir ara. Kısa aradan sonra babasını aramak için buraya gelen bu benim cici kızım var ya. Biz annem işte kaçıyordu. Yani korkuyordu. Korktu ve kanser hastası oldu hanım. Korkusundan kanser hastası korktu. Oldu. Gelininin korkusundan. Evet, korktu. Dışarılara anam peki gidiyor. Hayri, kendi kendine. Eşin sabır ver. İstem ya. Dışı ya yani istemeyerek. Yukarıdan bilgi bekliyorum çocuklar. Kaçırılmış olabilir mi? İstem dışı. Ya yani iki çocuğu var. Sen varsın. Sonra evde de baskı görmüyor. Evde rahat. Biz, hakimiyet onun elinde. Seni dövüyor. Anneni evet. Dövüyor. Biz hastanedeydik gibi işte, otorite biz, kurmuş. Evet. Ya evet, öyle rahat bir hanım niye evi hastanedeydik. Adamlar gelmiş. Demiş ki size kanepe falan getireceğiz demişler. Bizim işte hanım da demiş ki ben sonuç almaya gideceğim. Babam gibi evdeymiş, çocuklar evdeymiş. Bizim ufak çocuklar. Onları ben demiş sen gelme işte biz
2 saat sonra ben geleceğim.